ülkeyi yönetenlere hiçbir şey söylemeyip ya da söyler gibi yapıp ondan sonra bu sorun ortaya çıktıktan sonra ve insani bir soruna dönüştükten sonra Türkiye toprakları içerisinde bu konuda hassasiyet gösteren her türlü sivil kuruluşu, akademisini vesaireyi suçlayarak bu sorunu çözeceklerini sananlar var. E o zaman orada herkes ayrılar ayrı yerde, aynılar aynı yerde. Bunun bir sadece Afganistan'dan gelen göçmenlerle ilgisi yok. Sadece Suriye'den gelen göçmenlerle ilgisi yok. Bu çok daha şu anda dünyanın küresel olarak yaşadığı, çok eskiden beri olan ama şimdi iyice ortaya çıkan bir sorunu ve bu sorunun içerisinde farklı farklı konumlanışlar var. Devletlerin konumlanışları, toplumsal siyasi aktörlerin konumlanışları var. Burada Batı'da özellikle hem Kuzey Amerika'da hem de Avrupa'da bu göçmenler olgusu nedeniyle iyice güçlenen aşırı sağ var. Ve aşırı sağın güçlenmesini dengelemek için kendini onlara uydurmaya çalışan merkez siyasi güçler var. Dil alabildiğine yabancı karşıtlığı üzerinde oluşan, batıda başlayan bir eğilim yabancı karşıtlığı zaten. Ve şimdi de Türkiye'ye çok ciddi bir şekilde sirayet ediyor. Burada sorunun kendisini serin kanlı bir şekilde tartışmak ve devleti bu konuda göreve çağırmak yerine devletten korktukları için, tekrar ediyorum, korktukları için aslında karşı çıktıklarını söyledikleri siyasi iktidara gizli gizli hayranlık duydukları için onlarla bu meseleyi çözmek yerine kolay lokma olduğunu düşündükleri sivil odaklara, mesela gazetecilere, mesela akademisyenlere saldırarak rahatlamaya çalışıyorlar.